Kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler. Böyle güzel bir mekanda, mukaddes bir beldede bugünün annelerine ve yarının annelerine konuşma imkanı bana verdiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Anne olmak sadece çocuk sahibi olmak demek değildir. Bazen Beş tane, 10 tane çocuğun sahibi olur bir kadın. Anne olamaz. Bazen hiç çocuğu yoktur ama gerçekten annedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cenneti kadının ayağının altına değil, annenin ayağının altına koyar. Cevamiül Kelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sözünde aslında birçok şey söylediği gibi o sözünde de birçok şey söyler ve birçok güzelliği bizim nazarlarımıza vermiş olur. Bizler de burada böyle bugünün anneleriyle, yarının anneleriyle bir şekliyle bu manada bazı şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız. Ben aklımda olan birkaç şeyi inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhin çok güzel bir sözü var. Der ki, dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, geri kalan yarısını da kadınlar yetiştirir. Aslında kadının ıslah olduğu bir toplum ıslah olur ve kadının ifsad olduğu bir toplumu da başka şeyler ıslah edemez. Eğer bugün biz kendi ümmetimiz çerçevesinden konuşursak, 1 milyar 700 milyonlu koca ailemizin, İfsat adına bazı sıkıntılar yaşıyor olması ve her geçen gün bunun daha acı, daha felakete doğru gitmesi kadınlarımızın ıslah noktasındaki zafiyetinden kaynaklanıyor. Ne yazık ki modern dünya kadına başka şeyler vaat ediyor ve biz Müslümanlar olarak bu şeylerden ister istemez etkileniyoruz. İster istemez o modernizmin rüzgarı bizi de bir yönüyle silkeliyor, bizi de bu yönde menfu anlamda etkiliyor. Madem biz bir umredeyiz ve umrede bir imar hareketidir, yeniden inşa olma, inşa etme noktasında bir harekettir ki biz onu yapmaya çalışıyoruz beraberce. Ben isterim ki kadınlar olarak sizler de burada erkeklerden daha farklı ve daha özel bir biçimde istifade edesiniz, asıl imar adına alınması gerekenleri alasınız, vardığınız zaman evlerinize ki o evleriniz sizlerin medreseleridir, o medreselerde istenilen oranda ortaya konması gereken şeyleri koyabilirsiniz. Bu mukaddimeden sonra sizi Kur'an-ı Kerim'in önemli bir süresi olan tahrim süresine götürmek istiyorum. Tertipte 66. süre olan bu sürenin sadece 12 tane ayeti var. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatıyla, onun kerime zevceleriyle de alakadar olan o 12 ayet, sonlara doğru 10, 11, 12 ayetlerinde yani son 3 ayetinde 4 tane kadın tipi bizim nazarımıza verir. Konuşan Cenab-ı Hak'tır her türlü mesajı kıyamete kadar bize o aziz kitabında duyurmuştur. O ayetlerinde de kıyamete kadar gelecek olan kadın erkek herkese ama özellikle kadınlara dört tip kadından bahseder. Bunların ikisi menfi onları öne alır. İkisi müsbet onları da arkaya bırakır. Menfi olanlar Nuh'un hanımıyla Lut'un hanımıdır. Müsbet olanlar da Firavun'un hanımıyla Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın da bambaşka bir biçimde bize vasfettiği anlattığı İsa'nın annesi olan Meryem'dir. Bu üç ayeti okuduğunuz zaman ki okuyun özellikle fırsat bulduğunuz, bulduğunuzda mealiyle beraber okuyun. Özellikle de son üç ayeti biraz daha dikkatli okuyun. Göreceksiniz bu dört tane Kadınlar aleminden seçilmiş, ikisi ibretvari, ikisi de örnekvari olarak takdim edilen o kadınlar üzerinden dört tane kavram bizim nazarımıza verilir aslında. Hazreti Nuh'un hanımının üzerinden verilen kavram inkar kavramıdır. Bir inkar kavramı kadında nasıl tecelli eder? Peygamber ocağında bile olsa, kocası peygamber bile olsa, bu manada iman mücadelesi veren kocasına rağmen nasıl o evi ve o toplumu ifsad eder? Bunun örneğini Hazreti Nuh'un üzerinden ve onun hanımının üzerinden özellikle hanımının üzerinden alıyorsunuz. İkinci menfi örnek Lut'un hanımıdır. Hazreti Lut'un da çok farklı bir imtihanı olmuştur o kadın. Onun üzerinden verilen kavram ise ihanettir. İhanet kavramı Kur'an'da Hazreti Lut'un hanımının üzerinde farklı bir biçimde yansınır yansıtılır. Örnek olan tiplere baktığınız zaman, örnek vari olarak bize takdim edilen o güzel hanımlara baktığınız zaman, onlardan bir tanesi Firavun'un hanımı Asiye'dir. Asiye anamızın üzerinden bize verilen kavram istikamet kavramıdır. Aslında Firavun'un üzerinden bize verilen mesaj o kadar zulmü işlemesine rağmen bir zulüm evi olmasına rağmen bir zulüm evinden de bir mümin ve mümine yetişebiliyormuş. Bunun örneğini veriyor bize ve şöyle bir mesajı var bu mesaj bugünün hanımları için de önemli bir, önemli bir mesajdır. Kocan firavun bile olsa sen asiye olabilirsin. Hiçbir bahane yok burada diyemezsin ki ben iyi bir Müslüman olacaktım ama kocam bırakmadı. Ben aslında çok iyi bir Müslüman olacaktım ama Allah bana öyle bir kaynana verdi ki o kaynana beni çileden çıkardı. Ben de onun için yanlışlar yaptım. Yok böyle bir şey. Ben aslında çok iyi bir Müslüman olacaktım ama bana Allah iki ayaklı bir şeytan gibi bir görümce verdi. Bunu söylüyor kadınlar ama yok bu bahanelerin hiçbir tanesinin Allah katında değeri yok. Zaten biz zafiyetlerimizle imtihan olunuyoruz. Nerede hassasiyetiniz varsa imtihan alanınız oradan gelir. Mesela diyelim ki kadınların şöyle bir takıntısı olur bazen temizlik hastasıdırlar. İsterler ki her şey yerli yerinde olsun. Dağınık bir kocayı Allah müsallat eder İmtihanı hep oradan gelir. Olur mu bu olur çünkü imtihan dünyasındayız ve imtihanlarımız zafiyetlerimizin üzerinden şekilleniyor. Ama Asiye anamız istikamet çizgisini düzgün bir biçimde koruyarak sonuna kadar o çizgiyi koruyan, muhafaza eden birisi olarak Firavun gibi bir kocanın, Firavun gibi bir ocağın içerisinde olsa dahi Kur'an'a girebilecek kadar istikameti kuşanmış bir kadın olunabileceğinin örneğini bize veriyor. Müspet olan dördüncü örnek Meryem validemizdir. Meryem validemizin üzerinden verilen mesaj da itaat kavramıdır. 12. ayetin son cümlesini okuduğunuz zaman Meryem validemizin temel hususiyetinin itaat olduğunu söyleyecek. Niye Meryem anamızın üzerinden itaat kavramı verildi? Onun hiçbir şeyden haberi yok. Annesi Hanne daha annesinin karnındayken onu Allah'a adamış mabede adamış kız mı erkek mi olduğunu bilmeden onu mabedin çocuğu olarak Allah'a tabir caizse adak olarak vermiş. O doğmuş belli bir yaşa gelmiş isteseydi eğer belli bir olgunluğa geldikten sonra ben istemiyorum da diyebilirdi. Bugün mesela siz kızlarınızı çocuklarınızı kendi kafanıza göre yetiştirmek istiyorsunuz ama çocuklar ergenlik yaşına geldiği zaman ne babayı takıyor ne anneyi takıyor ve bu manada sizin dedikleriniz olmuyor onların dedikleri oluyor. Hele şu çağda biz çocuklarımızın arkasından koşuyoruz. Hiç kimse demesin ki ben bu manada şöyleyim böyleyim. Şu anda bizim imtihanlarımız ebeveyn olarak anne ve babalar olarak evlatlarımızla böyle şu anda zor bir zamanda yaşıyoruz ve biz anneler ve babalar olarak çocuklarımıza naz yapamıyoruz. Çocuklarımız bize naz yapıyorlar ve biz çocuklarımızın nazlarıyla uğraşıyoruz. O günde öyle olabilirdi ve Meryem Validemiz ben oyna, o olmuyorum diyebilirdi. Siz beni adadığınız ama yapmıyorum diyebilirdi demedi bunu. İtaat etti. Annesinin o adana uygun bir biçimde davrandı. Böylelikle de Kur'an'a giren bir kadın oldu. Kur'an'ın verdiği bu dört tane örneğe iki tanesi müsbet iki tanesi menfi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsbetleri aldı menfileri Kur'an'dan okursunuz diye ümmetine bıraktı. O iki tane müsbet kadına iki tane daha ekledi Efendimiz. Alemler içerisinde dört kadın seçilmiştir diyerek o dört kadını nazara verdi. İkisi Kur'an'da geçenler Asiye ve Meryem validelerimiz. Geri kalan ikisi kim? Hüveylid'in kızı Hatice radıyallahu anha İkindiden sonra anamızı ziyarete gideceğiz inşallah. Anamızın ocağına varacağız inşallah ona selam vereceğiz. Biri de Resulullah'ın kızı Fatıma. Bu dört tane kadını da alemlere örnek olarak model olarak sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Şimdi biz Kur'an'ın bu dört tane seçtiği kadının üzerinden dört kavramı aldık ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eklediği iki kadının üzerinden de iki kavram alırız. Hatice der demez karşısına yazacağınız kavram vefadır. Fatıma der demez karşısına yazacağınız kavram ilimdir. Ben sözü Fatıma'dan başlatmak istiyorum. Şimdi kadınlarımızın çoğunluğunun şöyle bir problemi var. Niye şunu yapmıyorsun? Bunu yapmıyorsun dedikleri zaman hep zaman yetmiyor zamansızlık zamana ait şeyler söyleniyor. Erkeklerde de var bu ama bizim muhatabımız şu anda kadınlar olduğu için ben kadınlar için bir şeyler söyleyeyim. Bir kadın düşünün 23 yaşında evlensin. 22-23 yaşında evlensin. Bu kadının evlilik süresince Allah ona 5 tane evlat nasip etsin. O kadın 5 tane çocukla ilgilenirken Medine'nin en fakihe, en bilgin, en alime kadını olsun. Bahsettiğim kadın Fatıma radıyallahu anhadır. Böyledir. O bir taraftan çocuklarıyla ilgilenirken bir taraftan da ilim adına bir yerdedir. Evlenmeden önce babasının kızıdır Binti Ebiha'dır. Evlendikten sonra Ümmü Ebiha'dır babasının anasıdır. Ali'nin hanımıdır ehli beytin mensupları olan çocuklarının da anasıdır. Şöyle bir mazeret göremiyorsunuz Fatıma anamızdan. Ben ilim öğreneceğim ama zaman yok. Ben şunu yapacağım ama zaman yok. Sohbete gideceğim ama zaman yok. Kur'an okuyacağım ama zaman yok. Böyle bir şey yok. Çünkü sünnet üzere yaşayan bir Fatma var önümüzde. Nasıl yaşıyor sünnet üzere? Yatsıyla birlikte kapanan evin kapıları sabah namazıyla birlikte açılıyor. Bugün Avrupa'nın yaptığını biz İslam toplumları olarak yapamıyoruz. Bakın başka bir Avrupa Arap ülkesine de gitseniz halimiz böyle. Sabaha kadar dolaşan, gezen insanları görüyorsunuz sokaklarda. Ama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizim uykumuza bir ölçü getirdi ve sünnet üzere uyuma adına bize bir şey öğretti. Bugün siz çocuklarınıza ne öğretirseniz öğretin. Ben bilmiyorum ne öğrettiğinizi. Ama şunu öğretmeseniz büyük bir kayıp içerisindesiniz. Çocuklarınıza öğreteceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi uyku ahlakıdır. Uyumayı tam anlamıyla bilmeyen, öğrenmeyen çocuklar büyükler de aynı uykuyu tam anlamıyla alamayacakları için uyanık da gezemeyecekler. Eğer siz bugün sabah namazıyla başlayan bir eviniz olsa sabahın erken vakitlerinde evin o bereketiyle bambaşka bir şey şekillense inanın siz zamansızlık problemi çekmeyeceksiniz. 2-3 saatte yapacağınız bütün işleri yapacaksınız. Geriye kalan işlerde de diğer işlerde koşturacaksınız ve bu manada bir denge üzerine olacak aksatmayacaksınız evinizi evinizi aksatmadığınız gibi kendinizi yetiştireceksiniz kendinizi yetiştirdiğiniz oranda da elinizin altındaki talebeler olan çocuklarınızı yetiştireceksiniz hatta eşlerinizi yetiştireceksiniz çünkü eşleriniz de sizinle yetişiyorlar farkındasınız ya da değilsiniz birkaç istisna arıza olsa da genel anlamda erkekleri yönlendirenler çoğunlukla kadınlar oluyor kadın ya hayra yönlendirir ya şerre yönlendirir. Bu manada hayra yönlendirebilmeniz için sizin en başta yetişmeniz lazım. Hassasiyetleriniz İslami ölçülerde olmazsa eğer bu manada bazı şeyler yerli yerine oturmayacak. Biz Fatma anamızın üzerinden bunu öğreniriz. O anamız çocuklarından bir tanesini bebekken kaybetti. Muhassin isimli çocuk daha bebek yaşlarda vefat etti. Geriye kalan dört tane çocuğuna bakın. Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Aleme verdikleri derse bakın. Alem Hasan'ın üzerinden vahdeti, Hüseyin'in üzerinden şehadeti, Zeynep'in üzerinden izzeti, Ümmü Gülsüm anamızın üzerinden de dirayeti öğrendi. Vallahi onların mektepleri, medreseleri, evleriydi. Onların muallimleri de sadece ve sadece analarıydı. Analar öğretir ne öğretirlerse. Bugün cemaatlere, vakıflara, derneklere, Kur'an kurslarına biz çocuklarımızı emanet ediyoruz. Zaten de emanet edeceğiz. Başka ne yapacağız? Ama eğer o çocuklar aile terbiyesi almadan bir Kur'an kursuna gidiyorsa, bir cemaate dahil oluyorsa... Aile terbiyesinden mahrum olduğu için oralar o terbiyeyi veremiyor anasının dizinin dibinde ilk terbiyeyi almamış hiçbir çocuk bir toplum içerisinde sağlıklı birey olamaz. Bunu bir kere iyice bilin hiçbir okul ananın verdiğini veremez. Bugün analarımız o şeyleri veremediği için toplumda biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Onun için Fatma anamızın bu örnekliliği bize örnek olmalı. Gerçek manada hem kocayan hanım olma adına hem evlatlarına anne olma adına hem de Risalet davasına anne olma adına ortaya koyduğu o örneklik bize bu manada çok ama çok şey söylemeli. Şimdi muhtereme hanımlar ben size asr-ı saadetten iki model aktarmak istiyorum. Özellikle bunların üzerinden bazı mesajları almanızı istiyorum. Kadın nasıl kocasının hem felaketi hem saadeti olurmuş bunu anlama adına bu iki örneği vermek istiyorum. İkisi de peygamber günlerinde yaşamış. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme akraba. Birisi biraz daha yakın akraba ama birisi Kur'an'a odun taşıyıcısı olarak giren bir kadın. Birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından "Saliha kadın mı? İşte bu kadın." diyerek parmakla gösterilen bir kadın. Bu kadınlardan bir tanesi menfi olan Ümmü Cemil, müsbet olan ise Ümmü Hakem'dir. Ümmü Cemil Ebu Leheb'in karısıdır. Tebbet süresinde onun hali cehenneme odun taşıyıcı olarak Hammaletel Hatab diye giriyor. Eğer Ümmü Cemil olmasaydı inanın Ebu Leheb belki de o tebbet ya da ebi lehebin ve tep ifadesine maruz kalmayacaktı. Çünkü kaç kez yeğeninin söylediklerinin doğru olduğuna kanaat getirdi. Ama oraya doğru kaymaya başladığı anda bir kadın oraya bir set çekti hayır dedi başka şeyler söyledi hasetinin kurbanı oldu çekememezliğinin kurbanı oldu kocasına başka şeyler söyledi başka şeyler istedi ve kocasının da kendisinin de felaketini getiren bir kadın oldu. Ben o iki kadını kıyaslarken size şöyle bir cümle vermek istiyorum. Ümmü Cemil daha iyi bir hayat istedi kocasından. Ümmü Hakem daha iyi bir ölüm istedi kocasından. Ümmü Cemil daha iyi bir hayat istediği için o hayatı elde etme adına gayret içerisinde oldu Ebu Leheb. Niye sen diğerleri gibi değilsin diyordu Ebu Leheb'e. Niye baban Abdülmuttalip diğer oğullarını daha çok seviyor da seni sevmiyor diyordu. Hep kocasını ailesine karşı kışkırtıyordu. Ailesine karşı bir şeyler söyleyerek onu dolduruşa getiriyordu. Böyle yapa 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 neticede vardığı nokta o oldu ve o hasetinin kurbanı oldu. Buradan alın alacaklarınızı ben bu modelleri özellikle seçtim ki gerçekten uç noktalarda olan örnekler olarak bize çok şeyler söylerler. Bugün hanımlarımızın büyük bir kısmının problemlerinden bir tanesi de kocalarının aileleridir bir türlü barışamazlar. O şöyle dedi, o böyle dedi. Anne olarak görme, baba olarak görme, aile olarak görme gibi bir adım atamazlar. Ve bir ömür kavgayla, gürültüyle o hayatı devam ettirirler. Hem kocalarının felaketine hem de kendi felaketliğine işi götürürler. Ama bu işi biz eğer ümmü hakem gibi ele alsak, saliha kadın demek ne demek bunu bir anlasak. Saliha kadının vereceği şeyin ne olduğunu bir anlasak belki bazı şeyleri hayatımızdan değiştireceğiz. Başka noktalara kaydıracağız. Peki Ümmü Hakem'e gelin o kimin hanımı? O da Ebu Leheb'den geri kalmayan birisinin geliniydi. Ebu Cehil'in gelini İkrime İbni Ebi Cehil'in ise hanımıydı. Allah Ümmü Hakem'e hidayet nasip etmişti. Kocası ise iman etmemişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmeye geldiği zaman hanımı Ümmü Hakem Mekke'de kaldı. Kocası İkrime İbni Ebi Cehil kaçtı gitti. Eğer dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni görürse bana ceza verir. Çünkü ben 21 yıl boyunca ona karşı oldum onun yürüdüğü yollara dikenler serptim. Nerede onu gördümse ona hakaret ettim. Kaç kez onun karşısında ona düşman olarak karşısına çıktım. Böyle yapmış birisine hiç af olur mu hiç onu bağışlar mı dedi ve kaçtı gitti. Geldi Ümmü Hakem Resulullah'ın huzuruna kocası gitmiş. O kalıp kendine yeni bir hayat kurabilir ama saliha kadın kocasının ahiretiyle ilgilenen kadındır. Saliha kadın kocasının dünyasından daha fazla ahiretini düşünen kadındır. Ben bu dünyada yanayım ama öteki dünyada kocam yanmasın eşim yanmasın diye feryat eden kadındır. Öyle olduğu için Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyor beni hatırladın mı bilmiyorum ben Ümmü Hakem'im. İkrime'nin hanımıyım. Sen burayı fete geldiğin için İkrime kaçtı gitti. Ben istiyorum ki onun peşine düşeyim, ona gideyim, yalvarayım, yakarayım, onu senin huzuruna getireyim, senin huzuruna gelip iman etme adına onu zorlayayım. Eğer ben onu ikna etmeyi başarırsam ve senin huzuruna getirirsem, ikrimede gelip senin huzurunda iman ederse, sen onun imanını kabul eder misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime yok dedi ki ona yok desin. Nasıl kabul etmem dedi ey ümmi Yeter ki sen onu becer. Eğer onu becerebilirsen o benim yanımda her zaman ikram, iltifat görecektir. Sevindi. Tam gidecekken bir daha döndü. Gelip Resulullah'ın yanında durdu. Ya Resulallah dedi. İkrime belki de benim sözüme inanmayacak. Sen bana bir işaret ver. İşaret ver ki ona göstereyim. Diyeyim ki bak. Resulullah sana eman verdi. Eğer gelip huzurunda durursan Allah Resulü seni affedecek. Buna işaret olsun diye bana bir şey ver dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurban olduğumuz hiç düşünmeden o güne kadar başında taşıdığı siyah sarık ki fethin sembolü olmuş. O siyah sarık şöyle çıkardı Ümmü Hakem'in eline bıraktı. Bu sarık sana işaret olsun dedi. Allah Resulü'nün sarığını aldı çıktı yola Nereye doğru gidecek? Ta Yemen'e kadar. İkrime Habeşistan yolcusudur. Aslında Habeşistan'a doğru kaçacak. O da onun arkasından tek bir kadın olarak kocasını imana taşıma hassasiyetiyle koşacak, gidecek, yetişecek Yemen'de. Kocasıyla bir yönüyle ikna adına bazı şeyler konuşacak. İkrime ikna olmuyor. Eline ayağına yapışmış senin bildiğin gibi değil diyor Resulullah. Vallahi o öyle affı, mağfireti, müsaması o kadar geniş ki eğer sen gelir onun yanında bu manada iman edersen sen de göreceksin onun nasıl olduğunu. Alttan girecek, üstten çıkacak muhterem hanımlar ve ikna edecek ikrimeyi. Tutacak elinden ikrimenin Mekke'ye bir daha geri getirecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin avlusunda oturuyor. Karı koca el ele. Efendimiz bakıyor ki gelen ikrimedir. Bakın peygambere nasıl bir peygamberimiz var. Kaybettiğimiz nebevi ufuk, peygamberi ufuk nasıl bir ufuk buradan anlayın. Dönüp yanındakilere diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın gelen ikrimedir. Çok büyük ihtimalle iman etmeye geliyor. Bundan sonra ikrimenin yanında babasına dair de kötü söz söylemeyeceksiniz. Babası kim Ebu Cehil? Allah Resulü'nün ümmetimin Firavunu dediği Ebu Cehil. Resulullah bunu söylüyor. Bundan sonra babasına kötü bir söz söylemeyeceksiniz. Çünkü ölünün arkasından konuşmak ölüye hayır ya da şer ulaştırmaz ama yaşayanlar bundan ızdırap duyarlar yürüyor adım adım yürüyor ama kendisi anlatıyor sonra bize. Ayakları yerden kesilmiş ve korku var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle karşısına geldim. Göz göze geldiğimiz bir anda bana şunu dedi Resulullah. Merhaba ey hicret yolcusu dedi. Bunu derdimiz ben bittim diyor ikrime. Beni hicret yolcusu diye kabul etti. Aldı yanına otutturdu. Sonra ben bir şeyler söyleyecektim bırakmadı en son benim dilimden dökülen şehadet cümleleriyle Kabe'de bulunanlar tekbir getirdi. İkrimeden böyle bir sahabi çıkaran bir peygamber ufkundan bahsediyoruz. Ama ikrimeyi ikrime yapan Ümmü Hakem diye bir kadın, saliha bir kadın. Eğer saliha olursa o kadın nice ikrimeleri peygamber medresesine ulaştırır. Nice ikrimeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la arasına mesafe koyma adına bazı şeyler yaptığı zaman bu manada o sıkıntıları telafi edecek adımlar atar ve bu manada daha güzel şeyler ortaya koyar. Azize kardeşlerim, muhtereme hanımlar, içinizde anne olanlar var. İnşallah bekarlarımız var onlar geleceğin anneleri ben şimdi onlara bir dua etmek istiyorum. Allah onlara sahabi kametinde eşler nasip etsin inşallah. Belki dul kalmış hanımlar var içimizde onlar Meryem'in rolünü oynuyorlar. Onların da imtihanı öyle Allah onların da imtihanlarını çoğalsın. Bu manada imtihanlarına yardım etsin. Ne olursa olsun imtihan yurdundayız ve birbirimizle imtihan edilmekteyiz. Kimse bu imtihandan kaçamaz ve hiç kimse imtihanını kendi seçmediği için şunu söylemeye hakkı yok. Niye bana bu geldi? Gönderen Allah'tır. Bize onu takdir eden Allah'tır. Biz kadere iman etmiş olan insanlarız. Kadere iman eden her türlü kederden emin olur. Bu ilke gereğince hiçbir şekilde biz kaderimizle alakalı şeyleri sorgulama noktasında bir adım atmayız. Yapmamız gereken şey şu. Allah sana eğer Firavun gibi bir koca verdiyse senin halin asiyeliktir. Hiçbir bahane gerek yok. Asiye olacaksın, istikamet kametini kuşanacaksın, gereğini yerine getireceksin. Allah sana eğer Meryem'in rolünü vermişse, seni dul bırakmışsa, seni çocuklarına karşı babasız bırakmışsa çocuklarının terbiyesini sana bırakmışsa bunu sadece şöyle anlamayın. Elhamdülillah sizin içinizde yoktur ama etrafınızda insanlar vardır onun için bunları söylüyorum. Diyelim ki bir baba var ama hiç yaşadığı ya da yaşamadığı belli değil. Çocuklarına babalık yapmıyor eve sahip çıkmıyor o, o baba ölü ölü baba öyle bir halde olan da Meryem'in rolündedir. Dolayısıyla ille de maddi anlamda dul kalma değil mesele. Bu manada da eğer imtihanı olan varsa orada ona düşen kamet Meryem'i bir kamettir. Yapması gereken şey itaati kuşanıp gereğini yerine getirmesidir. Eğer Hatice gibi sizi bir davaya ana kılmışsa insanların bakışları sizin üzerinizde ise İnsanlar sizden bir beklenti halindeyse mesela siz bir sohbet hocasısınız. İnsanlar sizden ilim bekliyorlar siz Hatice'siniz. İster bunu kabul edin ister etmeyin. Sizin rolünüz orada Hatice rolü oynamaktır. Böyle bir rol değseniz vefa sizin azığınız olacak. Hiçbir zaman başka şeylere takılmadan Hatice olmanın gereğini yerine getireceksiniz. Vefa nedir biliyor musunuz? Birçok anlamı belki zihninizde var ama ben başka bir anlam vereyim. Karşılık beklemeden vermektir. Allah'tan sadece karşılığı bekleyerek bu manada bazı şeyleri feda etmektir. Hatice'lik de budur zaten. Köş gibi bir evde başlayacak risalet davasına çadır gibi bir evde bitirecek hayatının sonunu. Biraz sonra varacağız anamızın ayaklarının altına. Orada da söyleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yolcu ederken gözyaşları içerisinde "Hatice'm nasıl başladın, nasıl bitiriyorsun? Ben sana bu hayatta rahat ettiremedim." diyecek. Ama o o anda bile yine vefa gereği "Ben en güzel günlerimi senin yanında yaşadım." diyecek. Allah Resulü'nü yine teskin edecek. Yine o manada kendi kametine uygun bir şey ortaya koyacak. Eğer siz Fatma anamız gibi çocuklarınız olur, Ali gibi bir kocanız olur, Ali gibi ağır bir yükü olan bir kocanız olur. Ali'ye eş olmak kolay bir iş değil. Orada da Fatmalık adına ortaya koyacağınız kameti kuşanacaksınız, gereğini yerine getireceksiniz. Hazreti Ömer Allah Resulü ve vesselamın yanında bir gün bir şeyler söylüyor. Efendimiz ve vesselam Ömerül Faruk'a diyor ki Ömer diyor dünyanın en kıymetli hazinesinin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Hazreti Ömer başka bir cevap bekliyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. En kıymetli hazine saliha bir kadındır. Peki saliha kadın kimdir? O verdiğim örneklerde saliha kadını çözdük biz aslında. Ama ben biraz daha somut bir şeyler söylemek istiyorum. Saliha kadın şu değil, kocası işten eve gelecek, o o anda namazda. Kapıyı açan o değil, kocasını karşılayan o değil ama namazda. Böyle bir şey yok, böyle bir saliha kadınlık yok bizde. Biz saliha kadınlığını, kadınlığı... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinden onun mübarek ellerinde yetişen sahabenin elinden ve onların terbiyesinden öğreniyoruz. Kadının çok namaz kılması, çok oruç tutması, çok infak vermesi, çok hayır hasanette bulunması bunlar ayrı ayrı anılır Kur'an'da zaten. Açın Ahzab suresini bu nazarla okuyun kadının her haline ait bazı örnekler söyleyecek Kur'an. Kadının infak vermesini de söyleyecek. Oruç tutmasını da söyleyecek. Başka hayır hasenatlarını da ayrıca taltif edecek. Bunların hiçbir tanesi değil salihalık. Saliha kadını Allah Resulü bize tarif ediyor. Nedir saliha kadın ya Resulallah? Kocası yüzüne baktığı zaman ondan hoşnutluk duyar. Meşru dairede bir şey istediği zaman yerine getirir kendisi evde yokken evine ve namusuna sahip çıkar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saliha kadın tarifi bu. Bunda ibadet şu, şu bu yok. Sohbetten sohbete koşan kadın yok. Bunlar yok. Bunlar ayrı şeyler. Allah Resulü'nün saliha kadın tarifi bu. Bakmak isteyen baksın darimiye. Bakmak isteyen baksın müslüme. Bu hadisi orada daha farklı bir biçimde görecek. Neymiş saliha kadın? Baktığı zaman kocası içinde serinlik olacak. Yine gideceğiz eve yine başlayacak kadın yine başlayacak kavgaya yine başlayacak gürültüye. Böyle arka ayaklarıyla eğer yürüyorsa bir ko koca evine ortada bir problem var. Şimdi beni kınayabilirsiniz dersiniz ki hocam niye bize hep hitap ediyor? Ben size hitap ediyorum. Bir ay önce Pendik'te erkeklere hitap ettim. İsteyen açsın okusun, dinlesin o dersi. Hatta o dersten sonra erkekler kızdılar bana. Hocam çok yüklendin dediler bize. Orada onlara yüklendim, burada da size yüklenmek zorundayım. Çünkü bu hakikatleri birileri bize hatırlatmalı. Bugün biz azak kanaat ederek daha iyi bir ölüm, o helal dairede yaşama adına bir gayret ortaya koyma noktasında bazı şeyleri ortaya koymazsak, inanın kocalarımızın felaketi oluruz. Bir kadın şunu düşünmeli. Eğer Ümmü Hakem'in yolunu izliyorsa, eğer Ümmü Cemil'in yolunu izliyorsa bunu yapmasın. Ama Ümmü Hakem'in yolunu izliyorsa şunu yapmalı. Benim kocam 3 milyar maaş alıyor. Benim ondan istediğim onun maaşının üstünde. Eğer ben bunu zorlarsam benim kocam faize bulaşacak ya da usulsüz işler yapacak hak yiyecek onun bunun hakkına girecek ben buna sebep olursam eğer yarın Allah'a ümmü cemil olarak gitmek var yani cehenneme odun hamalı olarak gitmek var böyle bir şeyle gitmektense ben aza kanaat ederim helal dairede olurum helal dairede kalma adına gayret içerisinde olurum kocamın hem bu dünyada cenneti hem öteki dünyada cenneti olurum Sizler artık bu manada imar adına başlattığınız şu yolculuğunuzda bunu yapacaksınız. Özellikle evli olanlardan ben şunu istirham ediyorum. Hayır işlerinden geri kalan hanımlarımız kocalarını bu işe ellerinden geldiğince teşvik etmeliler. Bu iş iki kanatlıdır. Siz mahallenizin Kur'an kursunda bir sohbete gidip kocanızı manen beslemeseniz eğer bir müddet sonra o makas açılır ve iki ayrı insan olursunuz evde. Sizin hassasiyetleriniz başka olur, onun hassasiyetleri başka olur. Beslendiğiniz kaynakların mümkün mertebe aynı havuzda olmasına dikkat edeceksiniz. Siz nereden besleniyorsanız bizim cemaatçilik diye bir derdimiz yok. Neresi olursa olsun vallahi hiçbir farkı yok. Her yer aynı şeyi anlatıyor. Hiç kimse demesin ki ben ondan iyiyim, şuyum, buyum. Her yer aynı şeyi anlatıyor ama bir yer olsun, neresi olursa olsun bir yerde besleneceğimiz manen besleneceğimiz bir havuzumuz olmalı. Kocamız da, hanımımız da, çocuklarımız da o havuzdan beslenmeli. Aynı şeyleri almalılar ki manen bir seviye kazanılsın. Ama diyelim ki kocanız gelmiyor. Olabilir. Böyle bir imtihanla Allah sizi yüz yüze getirmiş olabilir. Böyle bir imtihanla yüz yüze kalan hanım şunu yapmalı. Asla kocasına hocalık yapmamalı. Hiçbir erkek bunu kabul etmez. Ben size söyleyeyim. Ve böyle yapmanız sizi bile o sohbetlerden koparabilir yapacağınız şey yine sanki kocanıza tasdik ettiriyormuş gibi aynen Hazreti Hasan'ın Hüseyin'in kendilerinden yaşça büyük olan dede gibi gördükleri bir insanın yanlış abdestini düzelttikleri gibi yan lavru başında abdesti yanlış alıyor. Demiyorlar ki dedeciğim abdesti yanlış aldın. Ne diyorlar? Dede bir bak bakalım biz abdesti alıyoruz doğru alıyor muyuz? Dede gözlüyor diyor ki oğlum siz doğru alıyorsunuz ben yanlış anlıyorum. Bu tebliğde bir dildir. Kadının kocaya olan tebliğinde böyle bir dil kullanmak durumundadır. Bunu da bir hoca edasıyla değil başka bir edayla yapıp bu manada sağlıklı bir ev sağlıklı bir hane oluşturmak durumundadır. Azize kardeşlerim fazla sözü uzatmaya gerek yok. Herhalde sorularınız da var o sorularınıza da cevap vereceğim. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Kadınlar gerçekten bu toplumun temel taşıdır. Kadının ıslah olduğu bir toplum ıslah olur. Çünkü bu iş haneden başlar. Evler Medine olmayana kadar caddeler, sokaklar Medine olmayacaktır. Sofralar suffa olmayana kadar talim ve terbiye adına falanca okulda filanca vakıfta filanca dernekte alınanlar havada kalacaktır. Bunu da yapacak olan kadınlardır yani sizlersiniz. Burada bu manada bir hedefiniz bir idealiniz olsun en başta dedim ya o mefkure adına bir şey bu manada aklınıza bazı şeyleri iyice alın o burada bazı şeylere karar verin ve döndüğünüz zaman evlerinizi imar edin ki Toplumda imar olsun, çocuklarımızda imar olsun. Her şeyi yaptık, olmadı. Olmaz mı? Olmayabilir. Bu manada siz sorumlu değilsiniz. Hazreti Nuh'u aklınıza getirin. Vazifenizi yaptıysanız, eğer olmadıysa o olmamasına sabretmeniz bile size ecir ve mükafat kazandırır. Cenab-ı Hak hepimizin, hepinizin imtihanlarını kolaylaştırsın. Bizlere katından rahmet eylesin. Evlerimizi Medine, sofralarımızı suffa kılsın. Sizi saliha hanımlar eylesin ki toplumumuzun ıslahı sizlerin eliyle olsun. Allah bu uğurda bu manada sizlerin yar ve yardımcısı olsun inşallah.